Hey YouTube, hoş geldiniz. Selam YouTube'daki arkadaşlarım. Twitch'te malum saat gecenin ikisinde yayın yapıyorduk çok güzel arkadaşlarla. Twitch'teki arkadaşlar dedi ki, abi dedi YouTube'da katılanlar var, beğenenler var, subscribe olanlar var. Biz burada sabız, onlar orada değil diyenler var. Bu arkadaşlar varken bunları nasıl unutursun, onlara da bir içerik versene, versene dediler. Ben de veririm tabii dedim kardeşlerime, dostlarıma. Oradan yola çıkarak merhaba diyorum size YouTube'daki arkadaşlarım. Siz de gerekli hareketleri yapıp yakın zamanda Twitch yayına katılamıyorsa YouTube yayınından yapıyorsun. Şu an Twitch'teki arkadaşlar da size hi YouTube'larını yolluyorlar bol bol. Onlar hatta şu an 30 kişi hemen subscribe oldu. Buraya istinaden falan diyormuşum. Baş tacısınız. İzleyen YouTube'dan izleyen arkadaşlarım da vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, bugün iki tane konu var. İkisini aynı anda mı anlatsam diye düşünüyorum. Onu kararını vermeye karar versem ayrı ayrı anlatsam sanki daha güzel olabilir ama ayrı ayrı anlatalım. O daha güzel olacak. Bunu sonrasında şunu bir daha video olarak anlatırım. Şimdi ben dostlar son zamanda LinkedIn'de bir tane post gördüm. Bir Flutter kullanımıyla alakalı olarak biz bunu konuşmak istedim. Aynen bizde Berk'te hatta yazdı. Size of WeWolf diye bir kullanım. Burada da ben zaten bununla ilgili kodları izledim. Flutter'ın en core kısımlarından birisi olduğu için bunu size anlatmak istedim. Şimdi neyi anlatacağım önce bir göstereyim. Ondan sonrasından bir konuşalım. Bir example'ın içerisine gireyim ben arkadaşlar şöyle. Chat'ten kim gelmiş? Kavurma gelmiş. Kavurma hoş geldin başlangıç. Ama canım kavurma çekmedi. Canım bu kavurma çok susatıyor. Onun için çekmedi. Bu da ne yapmışız la? Burada yine bir şeyler çevirmişiz. Getit metit bir şey demişiz. Bunları geç. Şimdi arkadaşlar, samples'ın içerisindeyim. Normalde bir Flutter projesini kullandığınız varsayalım. Flutter projesinin içerisindesiniz. Siz bir tane medya ile alakalı bir şey, mesela ekranda dynamic olarak bir sized box attığınızı varsayalım. Sized box attın. Sized box'ın içerisinde dedim ki Viti işte ekranın size'ına göre yapacağım. Onu nasıl kullanıyordun normalde? Media query of context içerisinde size.width diyordun. Şimdi bu bizim şu ana kadar öğrendiğimiz kullanımdan bir tanesi. Veya burada başka hangi kullanımlar bizimle birlikte diyebilirsin. Burada app bar'ın içerisindeyken mesela şurada brightness özelliği vardı ama burada sanırım onu kapattılar. O brightness özelliğini. Bu app bar'ın özelliklerinin bir tanesi de onu system UI diye yaptı. Bak system UI overlay style diye. System UI overlay style. Bazı sayfa bu system UI overlay style ne biliyor musunuz? Yukarıdaki en üstteki gözüken tab bar, status bar dediğimiz kısmın tasarımı. Sizin mesela şuna ihtiyacınız var. Projenin diyorsunuz ki abi ben medyasını, brightness'ını yani şeyini öğrenmek istiyorum. Renk setini. Onun için buradan gelip buradan platform brightness diyorsunuz. Bakın bu platform brightness size platform brightness diye bir obje dönüyor şurada. Platform brightness. Platform. Hayır gönderemedim. Ha, brightness de platform brightness de. Brightness diye. Brightness içerisinde görüyor musun? Mesela darksa işte sen light yap, değilse dark yap gibi bir kod yazacaksınız diyelim. Böyle başka neyimiz var mesela? Bunu verdik. Bir de bir tane de arkadaşlar ekrandaki logiklerle alakalı olarak yapabileceğimiz bir tane komponentimiz var. Şuradan mesela diyelim ki sizin bir tane komponentiniz var. Bir tane text komponentiniz var ve içerisine şey yazmak istiyorsunuz. Keyboard is open diye bir şey yazmak istiyorsunuz. Yani klavye açıldığında ve kapandığı durumu yönetmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için mesela arkadaşlar normalde şuraya gelip media query of deyip media query of deyip of'un içerisinden de yine aynı şekilde view insight veya view padding deyip arkadaşlar veya view insight'ı kullanıyorduk herhalde. View insight.bottom derseniz bu bottom büyüktür sıfırdansa arkadaşlar açılmış oluyor. Yani alttan yukarı view insight'ı kalkmış oluyor. Değilse kapanmış oluyor gibi bir kodlama vardı şu an bizim tarafımızda. Flutter projesinde şu an böyle kullanıyorduk. Kartal paketinde de aynı kullanım vardı. Bu arada kod iyi gözüküyor mu? Sayın chat'teki dostlarım, sayın chat'teki başlayıcı arkadaşlarım. Evet, acil çıkış noktasına hoş geldiniz. Acil çıkış hemen şu taraftadır. Çok iyi gösterebilirim ama kod tarafındadır. Onu da hemen bir şeyini yapalım. Kod iyi mi? Kod gözüküyor mu? Nice. Süper. Şimdi buradaki kullanım arkadaşlar normalde bu şekilde bir dersimiz yapabiliyorduk. Fakat ben LinkedIn'de bir yorum gördükten sonra Flutter'ın yeni gelen özelliklerinden aradaki hangi versiyonda geldiğini hatırlamıyorum. Gelen özelliklerinden sonra şöyle bir kullanım gördük. Bize dediler ki aslında bu media query'ni bu şekilde kullanmak yerine media query of yerine arkadaşlar mesela size of
tarzında bir kullanım getirmişler. Ve bunun içerisinde mesela height'ını alabiliyorsun. Ve bütün gördüğün platformlarda sağda solda herkesin bunun daha performanslı olduğunu yazmışlar. Şimdi sorum şu. Mesela chat'teki arkadaşlarında bunu gören var mıydı? Mesela bunun performanslı olduğunu veya bununla ilgili post gören var mıydı? Veya bunun performanslı olduğunu görür görmez mesela şöyle bir teknik yaklaşım oluşuyor YouTube'daki arkadaşlarda. Abi bu kullanım sanki evet daha performanslı gözüküyor. Ama bizim şunu kendimize sormamız lazım. Niye daha performanslı? Bunu sorabilirsek kendimize inanılmaz böyle şey diyebilirsin abi ne alakası inanılmaz bir şey öğrendim normal bir şey yani diyebilirsin. Ama burada bu düşüncedeki önemli olan nokta bu performanslıysa bile neden sorusunu kendinize sormanız gerektiği. Neden sorusunun cevabını bulabildiğin her nokta senin için baş tacıdır. Bugünkü konuşacağımız aslında size anlatmak istediğim şey bu kullanımları zaten göstereceğim. Hani mesela bu kullanım olduğu gibi yani şu kullanım olduğu gibi şu an kullanım olarak şu da var mesela. Diyelim ki bu kullanımı kenara alalım. Ya da şöyle diyeyim. Media Query Off var. Bunu buraya koydum. Bir de arkadaşlar bundan bir tane daha şöyle yapayım. Bir de bunun aynısından Media Query Off değil. Brightness Off var. Mesela Platform Brightness pardon. Platform Brightness. Bu da sana direkt zaten inamı dönüyor mesela gibi. Mesela böyle kullanımlar var. Bu vardı bu oldu mesela. Bu vardı bu oldu. Veya aynı şekilde bunun gibi. Burada da bir tane şey var şu an yeni kullanım olarak. Yine değil de hani bu son versiyonların birine geldi deniyor. Tam hatırlamıyorum. Mesela View Insights Off mesela diye bir kullanım var. Şimdi sayın arkadaşlar dediğim gibi bu bakıldığında kağıt kalem üzerinde aldığınızda siz şunu buradaki birçok insan veya Flutter'da herkes diyebilir. Evet abi bu daha performanslı. Yani bunun neden performanslı olduğunu söyleyebilmeniz için hep kendinize şunu sorarsınız. Abi işte mesela Burak J'sini sallaması gibi işte daha kısa yazmak performans. Böyle performans olmaz o ona demiyor gerçi de. Mevzu bu uzun yazmak falan değil. Uzun yazsan da problem yok bu arada. Buradaki performans kaleminin nereden geldiğini arkadaşlar birlikte bir bakalım. Ayrıca de aradaki farkı da anlayalım ki bundan sonrasında da Flutter tarafında olsun bir yerde olsun bize bir şey kattığı zaman birlikte sorgulayalım. Okey. Şimdi arkadaşlar normalde birazcık burada core kodu konuşacağız. Core koddan anlayacağız aslında. Normalde media query off dediğiniz zaman bakın aslında bizim Flutter bizim birlikte yazdığımız bir özellik vardı hatırlar mısın? Inherit widget falan yapmıştık. Aslında burası oraya dayanıyor biraz daha. Inherit widget ya buradaki yapının içerisinde off'u zaten static bir metod olarak yazmışlar. Bunda problem yok. Demişler kendi içerisinde bir tane private off. Bakın burada gelen aslında bir aspect işte bu aspect noktası önemli. Birazdan bunu anlayacaksınız. Diyelim ki bir şey yol bu ne arkadaşlar? Optional parametre kullanımı ama ne bu? İlla parametre yollamadan kullanım hali. Okey. Demiş ki buradaki bu debug has check has media query var mı diye. Burada bir kendisi debug kontrol yapmış. Hani media query yani bu ne çeki biliyor musun? Senin widget'ın context'in içerisinde mi değil mi? Veya context'ten kopmuş mu? Sayfa ölmüş olabiliyor bazen. Vesaire bunun üzerine bir check atmış adam. Burada var. Eğer bu durum yoksa bu kodu da okuyacak olursak. Bak widget context.widget yani bu media query değilse demiş. Bunun içerisinde gelen widget'ın aslında tipi. Ve bu değilse ve context'in içerisinde media query bulunansa ikisi sağlanabiliyorsa yani bu nedir biliyor musun? Widget ölmüşse veya bunun içerisindeki inherit widget'ın bir tanesi bunu sağlamıyorsa bu demek ki bu widget bak context'te yok. Bu hatayı alanlar olmuştur arada illaki. İşte bu media query of'u burada kullanamazsın vesaire diye. Bu hata da buradan gelir. Şimdi biz eski koda dönecek olursak tamam burayı geçtiğini varsayalım. Bakın burada inherit modelin içerisinde inherit from diye bir tane yapı kullanılmış. Bu inherit model kendi yaptıkları model aslında. Bu özel inherit widget'in üzerine bizim aslında hatırlarsanız yine birlikte yaptığımız yapının burada kendinden özel bir model yapmışlar. Tamam mı? Inherit model diye şuradan bir daha geleyim. Bak şuradaki modelim inherit from. Buraya geliyor. Aspect nullsa, bak aspect nullsa doğrudan context depends widget type of t deyip dönüyor. Buradaki yaptığı şey arkadaşlar, direkt senin context'in içerisinde senin buraya verdiğin obje mesela biz neyi veriyoruz? Aspect'in olduğunu söyleyeceğim şimdi. Biz mesela media query veriyoruz ya direkt adam media query'yi inject olup dönüyor. Bundan ötürü de sen media query'nin içerisinde olabilecek mesela normalde media query off dediğinde sen direkt bu media query dinlemiş oluyorsun ve diyelim ki sayfanın içerisinde bunlarla alakasız brightness değeri değişiyor. Bu değer değişiyor ama sen burada bunu dinlediğin için burada bir trigger olma durumu oluşuyor. Çünkü bunu dinliyorsun sonuç olarak. Buradaki dert, buradaki olay bu yeni kullanımlarla amaç
doğru komponentlerin doğru elemanı dinlemesi ve performansı buradan sağlamak aslında. Media Query Off vesaire diye kullandığını demin koddan girdiğinde gördüğünüz üzere hiçbir şey yollamadığı için doğrudan kontekste buna inherit olacak. Bu widget'ı dinleyecek. Yani ilgili komponentin mesela buraya ne olarak geliyor inherit from? Media Query'yi komple dinleyecek. Media Query'deki değişiklerin hepsinde herhangi bir durum olduğunu haberini verecek, geçecek. Bu durum bu. Fakat size off dediğimde ne yapıyor bakın. Size of dediğimde deminki o private olan of metoduna bakın burada bir tane inam yolluyor. Media query size diye burada bir tane data yolluyor. Bu yolladığı data sayesinde arkadaşlar bakın şuradaki data sayesinde aspektini yolluyor aslında. Aspektini yolladığı için kod buraya geldiğinde inherit from dediğinde bu kez aspect null değil. Aspektine mesela şu an bir daha dönüp bakalım. Size bu gelmiş bak buraya. Size gelmiş. O zaman bu diyor ki abi tamam sen sayı döndürmüşsün. Ben gidiyorum şimdi bakıyorum şuraya diyor. Diyor ki sen inherit aldığın komponent doğrudan artık aspektin bu oldu senin. Bu var elinde. Bu olduğu için o zaman bakacağım komponentin ne olduğunu anlayabiliyorum ben diyor. Buraya geliyor adam sonrasında bak buradaki yapıya. Buradaki yapının içerisinde bu arkadaş modelin içerisindeki inherit find model deyip modeli arıyor. Model empty ise null dönüyor. Model empty değilse modelin son değerini alıp bunun yine context'teki value'sunu check edip sana bu ilgili value'deki değişikliği aslında döndürüyor. Buradaki bu kullanımın aslında sana vermiş olduğu en önemli avantajın getirmiş olduğu nokta bu. Yani öbüründeki kullanımların hepsinde mesela hangisinden bahsedeyim? Mesela bunu söylemiştik veya mesela view inside of'a bakın. Bakın hepsinde birer tane aspect hazırlanmış. Bakın bunu bu yaklaşımı kendi yaptığınız mobil projelerde de kullanabilirsiniz mesela. Şöyle düşünün. Sizin kocaman bir user modeliniz olabilir. Fakat user modelinin içerisinde aslında sadece bütün user modelini niye dinliyorum ben? User modelimin içerisindeki profile'i mesela dinleyecek tek bir yer varsa ona bind olsun. Profile'in ya da işte bilmem ne değişecekse buna bind olsun. Sen ama biz genelde ben de aynı hata yapıyorum. Biz genelde ne yapıyoruz? Bütün user modelini dinliyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Çok alakasız mesela. Profile'de bir değişiklik oluyor. Otomatik olarak o sayfadaki widget'te bir değişiklik veya o kendi bir update etmeye çalışıyor. Yani bir triggerlanıyor. Oysa ki ben eğer yaptığım user modeline aynı buradaki gibi bir yapı kurgulamış olsaydım benzerini. Yani mesela buradaki yapıda media query'yi adam sınırlandırmış şurada bakıldığında. Media query'nin içerisinde sınırlandırmış. Ben de user'ımı sınırlandıracak bir böyle bir yapı kurgulamış olsaydım mesela. Ki buna bir ara çalışırız. Ben birkaç örnek önden yapabilirsem size bununla ilgili örnek veririm. Bu yapı sayesinde ben neyi kazanmış olacağım? User modelimin içerisinde veya kurguladığım kocaman yapılar içerisinde ben sadece ilgili aspekte dinlediklerimi değiştiriyor olacağım. Bu da benim için çok önemli bir nokta olacak. Yani bu da benim performans kazandığım yer olacak. Yani siz kalkıp da Flutter yazıyorum. Hani dediğim gibi Flutter içerisindeyim. Abi ben bunu kullandım. Mesela bunu kullandım. Bu çok güzel kullanım. Ay ama bu gelmiş. Bu daha hızlı kullanım. Baksana çok daha iyi duruyor. Dememeniz lazım. Demeniz gereken şey şu. Hocam bak bu adam ne yapmış? Bu adam bunu bu şekilde kullanacak bir yapıya inherit alacak ve içerisinde sadece bir objeyi verdiği aspekte göre, sınıra göre dinleyecek bir yapı kurgulamış. He, burada bir düşünce var. Aynısını yapmana gerek yok. Kendi projende kendi yapına uyduracak bir sistem kurabilirsin. Blokla bağlarsın, ne bileyim Mobix'le her şeyle bağlarsın. Burada adamın derdi dinleyecek yere, dinleyecek elemanlara haber verdirmek. Bunu yapabildiği için de adam ne yapıyor? Ben diyor ki bu komponentin içerisinde sadece ilgili olan objeyi ararım, sana bunu döndürürüm, o da değişikliği haber veririm. Ona göre de yoksa yok, varsa var, oyunu oynatırsın, gidersin, gelirsin vesaire vesaire. Yani buradaki yaklaşım arkadaşlar, buradaki kullanılan yaklaşım aslında buradaki bizim anlamamız gereken, dinlememiz gereken, performans kazanıyoruz dediğimiz nokta bu oluyor. Biz burada ne yapmış oluyoruz? Kontekstimizin içerisinde ilgili bütün objelerimizi çekmek yerine sadece ilgili dependency olan datamızı çekiyoruz. Şurada da bak, şurada da öyle bir komponentin içerisinde böyle bir, bunu gerçi abstract yapmışlardır, framework'ten geliyor da. Ben de bu sayede ne yapmış oluyorum? Projemde, kullandığım yerde media query off değil, size off demiş oluyorum. Media query off değil, media query view inside demiş oluyorum. Veya başka hangileri var derseniz, mesela device pixel ratio. Bu da kullanılabilir. Bak buradakiler var ya, buradakilerin hepsi bizim bu arada Kartal'a eklenebilir. Burak şey, sen bir ara bunları Kartal'a, buradaki kullanabilecekleri mesela Kartal'a ekleyebilirsin mesela yine. Bu off'lu metotların bizim verebileceğimiz varsa. Bak görüyor musunuz? Burada bu adamlar bunları kullanırken illaki bir düşünceyi buna göre kurgulamışlar. Ve hani diyorlar ki artık doğrudan media query'yi dinleme. Sen media query'yle işin yok senin. Senin işin olan aspekti bize ver ki bize sen onunla dinleyeceğin doğru elemanı size verelim.
Yani buradaki teknik yaklaşımın çıktısı bu arkadaşlar. Ve günün sonunda siz de Flutter projenizde kullanıyorsanız, bütün aslında kullanıyorsanız MediaQuery.wit diye, MediaQuery.bir şey diye kullanıyorsanız, hepsini buna çevirirseniz ciddi bir avantaj sağlarsınız sayfalarınızda. Çünkü bunlar sayfalarda bunda değişiklikler çok olabiliyor. Bunlara göre sadece belli de olsa, yani şununla şunun arasında gerçekten ciddi bir fark alabilirsiniz. Bazen değişiklikler olabiliyor dediğim gibi sayfaya bazlı. Bütün MediaQuery temayı, mesela tema değişikliğinde bütün hepsi değişmesin. Sadece tema, mesela MediaQuery of, mesela ne olabilir? Team of var mı? Text scale of, mesela team'e alakalı bir şey yapmışlar mı? Gerçi team'e tema burada değil ki. Tema nasıl buradan bakacağım? Yani mesela, yani hani bir yaklaşım olarak buradaki çıktı bu. Hani mesela ya da platform kullanıyorsunuz bu. Ha, biz Kartal tarafında ne yaptık diyeceksiniz abi. Biz Kartal tarafında, benim şu anki projemde mesela benim hazırlamış olduğum bazı komponentlerim var. Mesela width gibi, görüyor musunuz? Context.size diyorsun, width'leri alıyorsun. Media size'ını, onu bunu. Ben bunların hepsini arkadaşlar geldim. Eskiden MediaQuery şundan alıyordum, MediaQuery'den. Bunların hepsini değiştirdim. MediaQuery of size of yaptım. View insight of yaptım. Platform brightness of yaptım. MediaQuery scale of yaptım. Ve bunlara bağladığım için de performans kalemini arttırmış oldum diyebilirim. Yani işin özünde. Temaya bir şey gelmemiş. Temada zaten bir şey gelecek nokta yok. Ama buradaki düşünce güzel. Yani çok bağımlılıklı olan bir yapıyı böyle aspektlerle kırıp daha bağımsız hale getirip birbirlerini dinleyecek ya da birbirlerini sadece doğru yere haber verdirecek ya da doğru elemanı bulup doğru elemandan çekecek yapıyı kullanmak bir tık daha burada bir avantaj veya performans sağlayacağını görebiliyoruz, düşünüyoruz. Yani bunun dediğim gibi kullanım senaryosunun buradaki amacımız bu. Ne kadar aspektlerle sıkıştırabilirsek o kadar daha çok aslında projemizi bağlamış, götürmüş oluyoruz sayın arkadaşlar. Yani buradaki yaklaşım bu şekilde. Umarım buradaki düşünce ve mantığı, hani şuradan da şuradaki yapıda da istediğim gibi find yapıyor. Ya diyebilirsin ki ya burada find yapıyor, burada bir işlem. Bunlar zaten anıt işlemle yapılan lojikler. Hani buradaki amacı doğru elementi bulup bunu dinlemeni sağlamak. Doğru elementi, bak kontekstin içerisinden doğru element, doğru value'ye gitmeni sağlamak aslında. Yani depend on inherit element dediği, kontekstin içerisinden git, doğru aspektteki value'yi bul, bana bunu getir. Yani gidip bütün MediaQuery'leri çekme. Bütün MediaQuery'lerle alakalı bir şey istemiyorum. Ben senden bu aspekttekini istiyorum. Bu sayede de hem onu ve hem onun içerisindeki model içerisinde işlem yapmanı vesaire sağlamış oluyor diyebilirim. Yani bunun buradaki performans verdiği kalem bu. Önemli bir nokta. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Başka işlerde de kullanabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ama muhtemelen dediğim gibi size bir avantaj. Projenizde gerekli yerlerde bir güç kazandıracağı aşikar. Yani ona göre projenizi güncellersiniz diyorum. Ya burada söyleyebileceğim bu kadar. Kartal'da da bu arada güncelledim. Kartal'da da var şu an bu kullanım. Kartal'da da biz ekledik bunu. Readme'ye de hatta şöyle biraz resim de koydum. Kartal'ın bütün size paketlerinin hepsi buna bağlı. Buna göre siz de bu tarafta kullanabilirsiniz sayın arkadaşlar diyorum. Bu içerik bu kadar. Çünkü burada anlatabileceğim başka bir şey yok ama size of'ların vesairesinin detayına bakarsınız siz YouTube'daki veya chat'teki dostlarımla devamında. Düşüncenin farkında olalım. Yapılmak istenen şeyin farkında olalım. Doğru aspekt, doğru. Büyük elementler değişebilecek. Sayfada sürekli trigger olabilecek. Kontekste bağımlı, yani bir şeylere bağımlı dataları aslında aspektlerle kırıp burada bir doğru datalama, yani parçalama işlemi yapmanın avantajını ve performans veya birçok kalemde görebiliyor oluyoruz. Önemli olan nokta da bu zaten. O dinleme dediğim nokta aslında dinleme gibi değil de, yani oradaki value'yu bulup value'yu çağırma. Doğru value'yu, doğru aspektten çağırmış value'yu çağırma. Bütün MediaQuery'nin içerisindeki o ilgili widget'ler, yani çünkü sonra MediaQuery dolarken mesela ne bileyim temayı da doluyor ve yani insight padding'i de doluyor ama sen kullanmıyorsun. Onlar dolmadığı için, sadece doğru element, doğru komponent dolduğu için performans aslında asıl oradan gelmiş oluyor gibi düşünebilirsiniz sayın arkadaşlarım. Evet, biz chat'te devam ediyoruz. YouTube'daki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.